Merhaba arkadaşlar. C programlamaya giriş eğitim videolarımızın 26. dersini gerçekleştireceğiz. Çok boyutlu dizilerin örnekleriyle devam ediyoruz. Proje kısmına geldim şuradan. Console Application'da ne diyelim? Ders 26 diyelim. Ders 26. Şimdi 26. dersimizde ne yapacağız? Matrislerde toplama işlemi yapacağız. Matrislerde toplama işlemi. Neyse derledikten sonra kaydedelim. Bir tane Excel dosyası açıyorum ben. Bir tane Excel dosyası açtım. Şimdi matrislerde toplama işleminin birinci kuralı ne? Birinci kuralı o iki matrisin satır ve sütun sayılarının birbirine denk olması. Yani toplayacağımız birinci matris atıyorum 2 çarpı 3 tipindeyse ikinci matris de 2 çarpı 3 tipinde olmalı. Ondan sonra bu matrisler toplama işlemini gerçekleştirir. Daha sonraki aşamada. Şimdi mesela bir tane örnek yapacağım. Örneğin 2'ye 2'lik bir matriste işte şurası 10, 12, 15 ve 18 olsun. Şimdi bu benim A matrisim. Tamam, bunun içini de dolduralım şöyle. İki matris birbirinden şöyle farklı olsun. Şöyle mavi bir renkte doldururum. Şimdi şuraya bir tane de B matrisini oluşturuyorum. Hatta şöyle keseyim ben şunu. Şuraya yapıştıralım. Şuraya da B matrisini oluşturalım. B matrisi 8, 11, 14 ve 6 olsun mesela. Şimdi B matrisinde başka bir renk yapalım. O da yeşil bir renk olsun. Şimdi oluşacak olan şu matris, şuranın da içini değiştirelim. Şurası da işte ne olsun? Turuncu bir renk olsun. Şimdi burada ne yapacağım? Mesela burası ne? 0'a 0. 0. satır, 0. sütun. Ne olacak? A matrisi ile B matrisinin 0'a 0'ındaki elemanlar toplanacak ve buradaki yeni oluşan C matrisindeki 0'a 0'a yazılacak. Mesela 10'a 8 ne olacak? Burası 18 olacak. Burası 11, 12 daha 23. Burası 15, 14 daha 29. Ve burası da 18, 6 daha 24 şeklinde. Yeni matrisin bu şekilde ne olmuş oldu? Oluşmuş oldu. Şimdi buna göre işlemimizi gerçekleştirelim. Mesela integer matris 1 diyelim. M1. M1 köşeli parantezi mi? Köşeli parantezi mi açalım? Nasıl yapalım mesela? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Integer m1 eşittir. Köşeli parantez açabilir. Aslında süslü parantez içerisinde yazabilir. Süslü parantez içinde elemanlarımızı yazalım. Birinci matrisin elemanları. Mesela ne olsun? Şuradaki değerleri girelim mi? Buradaki değerleri. 10, 12, 15, 18. 10, 12. Önce satırda. Hani satır satırdı zaten. 2'ye 2'lik bir matris oluşturdum ama ne yapmam gerekiyor bir de? Şurada köşeli parantez oluşturmam gerekiyor. Integer m1 eşittir bu. Şimdi m1 matrisini oluşturdum. Noktalı, noktalı virgülümü buraya koydum. Ondan sonra şimdi print'te bir tane hemen yazdıralım. Bakalım doğru bir şekilde çalışıyor mu? Yüzde de virgül m1'in 0'a 0'ı. 0'a 0'ı dedim. Noktalı virgülümü koydum. F11 dedim. 26 olarak kaydedelim. Bunu da enter dedim. Ne yaptı? M1'in 0'ı 0'ında hata var dedi. Virgül M1. M1 matrisinin tamam. M1 matrisi bunun 0'a 0'ı dedim. Printf. Yeniden çalıştıralım. Ne hatası biliyor? Yüzde de yüzde de evet yüzde de dedikten sonra M1 matrisi aynen M1 matrisinin 0'a 0. Aa bir dakika. Şuraya 2'ye 2 demedim bir saniye. Şimdi yeniden çalıştırayım şimdi olacak. Tamam pardon. Matris boyutunu yazmadığım için hata verdi. Bir de çok boyutlu bir matris olduğu halde önüne bir tane alan oluşturmadım. O yüzden hata verdi. Şimdi 2'ye 2'lik bir matris oluşturdum. Oluşturduğum bu matrisin şu anda 0'a 0'ındaki 10 elemanını ne yaptı? Bana döndürmüş oldu. Şimdi devam ediyorum. Ondan sonra altına integer M2 matrisini oluşturacağım. Şimdi matrislerde toplama işleminde neydi anahtar olay? İki matrisin birbirine eşit olması. Süslü parantezimi açtım. Mesela burası da ikinci matrisimin elemanları neydi? Bakıyorum. 8, 11, 14 ve 6. 8, 11, 14 ve 6 dedim. Noktalı virgülümü koydum. Alt satır indim. Şimdi ikinci matrisimi de oluşturdum. Ondan sonra şimdi bana ne lazım? Integer. Köşeli parantezimi açtım. Bir tane toplam matrisi lazım. Şöyle. Toplam. Toplam matrisinin elemanları ne olacak? Bu da 2'ye 2 olacak. 2'ye 2. 2'ye 2 boyutunda bir tane toplam matrisi oluşturdum. Sonra şurada integer i virgül j deyip
Döngümüzü oluşturalım. For, parantezimi açtım. I eşittir sıfırdan noktalı virgül i küçük 2 olana kadar noktalı virgül i 1 artsın. Alt satıra yine. Ondan sonra yine bir döngü daha, bu kez sütunları okumak için for. J eşittir sıfırdan noktalı virgül j küçük 2 olana kadar j de 1 artsın. İndim alt satıra, bir süslü parantez daha açtım. Şimdi toplama işlemini yaptıracağım. Diyeceğim ki toplamın i ve j değeri, toplamın i ve j değeri eşittir M1 matrisinin i j'si artı M2 matrisinin i ve j değeri olacak. Noktalı virgülümü koydum. Oluşturmuş olduğum toplam matrisi şu an bu şekilde toplama işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir çalıştıralım bakalım buraya kadar doğru mu? Şu anda toplama işlemini yaptı ama herhangi bir sonuç döndürmedi. Neden? Çünkü yazdırma işlemi yapmadık. O zaman yazdırma işlemi de yapalım. Şimdi yazdırma işlemi için de iki tane daha değişken tanımlayacağım şurada. Ne olsun onlar? K ve L olsun. K ve L değişkenlerini tanımladım. İndim döngümün en altına. Şimdi burada yazdırma işlemini yapıyorum. For K eşittir sıfırdan noktalı virgül K küçük 2'ye kadar K 1 artsın. İndim alt satıra, süslü parantezimi açtım. For L eşittir sıfırdan L küçük 2 olana kadar L de 1 artsın. İndim alt satıra, bir daha süslü parantezimi açtım. Şimdi ne yapacağım? Burada yazdırma işlemini yapacağım. Yazdırma işlemi için ne diyeceğim? Toplamın printf yüzde d, bir karakter boşluk bırakalım. Bir karakter boşluk bırakalım, bir gün. Toplamdan gelen ne olacak? Toplamdan gelen K ve L'nin ince elemanlar. Neden K ve L'nin ince elemanlar dedim? Çünkü şurada toplam matrisini oluşturmuş oldum. Nasıl oluşturdum? Şuradaki verileri toplayarak. Yani toplam matrisi başlangıçta sadece boyutu olan bir iki boyutlu dizi. Burada eleman ataması yaptık. Burada da o toplam matrisini yazdırdık. Şurada da hemen bir tane printle alt satıra inme komutu yapalım. Noktalı virgülümü koydum. F11'e bastım. Eksi 1, 23, 49, 24 dedi. Eksi 1, 23, 49, 24. Yanlış yaptığımız bir şeyler. Eksi 1, 23, 49, 24. 23 ve 24 doğru. 18 ve 29'da bir hata var. Neden hata aldık? Toplamın şimdi i eşittir sıfırdan i küçük 2 olana kadar, i eşittir sıfırdan i küçük 2 olana kadar i 1 artsın. Sonra for j eşittir sıfırdan, j sıfırdan demediğim için yeniden çalıştırıyorum. 18, 23, 29, 24. 18, 23, 29, 24. J'yi burada birden başlattığım için negatif bir değere gitti. Yanlış oldu o yüzden. Şurada J'de sıfırdan başlayınca ne olacaktı? Doğru sonucu bana vermiş olacaktı. Matrislerde toplama işlemi bu şekilde arkadaşlar. Siz dilerseniz burada mesela oluşturacağınız matrisin elemanlarını dışarıdan alabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. 2 çarpı 3 tipinde dışarıdan alacağınız, yani buradaki 2 ve 3'ü dışarıdan girdiğiniz zaman, işte değerleri de sırasıyla 10, 20, 30, 40, 50, 60 girdiğiniz zaman oluşan yeni matrisin hesaplamasını yapan C programlama kodunu yazın diye bir soru olabilir. Toplamda 28 satır kodumuz var. Şu baştaki 7 satırı, hatta şurayı saymazsak, yaklaşık 22-23 satırlık bir kodumuz olmuş oldu. Anlaşıldığını düşünüyorum. Güzel bir dersti, keyifli bir dersti. Yine toplama işlemini de bu şekilde yapmış olduk. Bir sonraki derste çarpma işlemi yapacağız. Çarpma işlemi hani bu işin artık şeyi, böyle en algoritmik taraflarından bir tanesi çarpma işlemi arkadaşlar. Çarpma işlemini yaptıktan sonra da 27. derste çarpma işlemini yapacağız matrislerde. Sonra yavaş yavaş şöyle bir örnek serisine geçmek istiyorum. Yani 27. derste mesela 30. şey 40. derse kadar bir 12-13 ders sadece örnekler üzerine gitmek istiyorum. Yani şu ana kadar yapmış olduğumuz temel sintaksın örneklerini yapalım. Biraz daha böyle sınavlara hazırlık başlığı altına, işte C ders 28 sınavlara hazırlık bölüm 1, atıyorum işte ne, klavyeden girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan program. İşte mükemmel sayı ne? Basamaklarının küpü kendine eşit olan sayı gibi. Hani bu mesela bir tane mükemmel sayı. Başka mükemmel sayılar da var. Veya atıyorum klavyeden girilen 5 basamaklı sayıyı basamaklarına ayırıp her bir basamağı alt alta yazdıran program gibi. Bu tarz sorularla devam edeceğiz. O yüzden dediğim gibi bu C derslerinin matris
Derslerinde bir tane başlığı kaldı. Matrislerde o başlığı da yaptıktan sonra 28. dersten itibaren, 28. dersten itibaren bu sınavlara hazırlık örneklerimize geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere o zaman. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.